Halk ekonomiden memnun değil. Şimdi başta öğrenciler olmak üzere. Zaten şu an üniversiteye tercih yapıyorlar. Bir öğrenci bir eve gitmek istediği zaman 2000 lira, 3000 lira kira vermek zorunda. Adını unuttum. Ya bir milletvekili çıkıp diyor ki 3 kişi girip çıkabilir çok rahat. Yani bir öğrencinin bu standardı olmamalı. Bir insan, normal bir aile yöneten bir babanın da standardı olmamalı. Hiçbir şekilde hiç kimse memnun olduğunu düşünmüyorum. Memnun olanlar da olmak için oluyor. Ne öğrenciler, ne gençler, ne bir aile. Ya bir aileyi şu an bir insanı yönetmesi bile çok zor. İmkansız yani, yönetemiyorlar. Hiç kimse memnun değil. Hiç kimse hiçbir şey başaramıyor. Yani daha çocuklar 13-14 yaşında gelecek kaygısı çekiyor. Yani şu an çocukların bile ekonomi konuşması ekonominin iyi olmadığını gösteriyor. Yani işte bir anne baba nasıl çocuğuna istediği ihtiyacı alamıyorsa, okulları açtığı zaman bir defter fiyatı 10 liraysa nasıl ekonomi olabilir? Yani vergi üzerine yaşıyoruz. Bu nasıl olabilir? Olamaz. Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Ben böyle şeylerle kafamı gerçekten yormak istemiyorum. Ben buradan gideceğim, burada kalıcı değilim. Nereye? Hangi ülke değiştireceksin? Evet, ülke değiştireceğim. Evet. Benim sadece insanlara önerdiğim şey burada kalmamaları. Çünkü gerçekten manyak olurlar. Ya, gençlerin muhalefete giriyor. Düzelteceğini düşünmüyor musun peki? Gençlerim... Ya Z kuşağı gerçekten düzeltecek. Çünkü artık böyle her şeyin gençler farkında. Şimdi 60 yaş üzeri nasıl mesela 18 yaş altı oy kullanamıyorsa 60 yaş üzeri de kullanmamalı. Çünkü yani bilgiye aç değiller. Bilgi bilmiyorlar. Ama gençler öyle değil. Z kuşağı düşünüyor, sorguluyor. Neyin doğru olduğuna karar veriyor, biliyor. Gençlerden de bu yüzden korkuyorlar ve gönderecek olan yine gençler, yine Z kuşağı. Çünkü her şeyin farkındalar. Yapacaklar, biliyorum, inanıyorum yapacağız yani. Mutluluktan uçuyoruz, çok iyi. Çok iyi. Çünkü marketten aldığımızı ikinci günü gidiyoruz, aynı fiyata bulamıyoruz. Bunun neresi iyi ya? Ölmüşüz de ağlayanımız yok çocuğum. Allah yardımcımız olsun. Şimdi ben sarayın içinde yaşamıyorum. Sarayın dışında yaşıyorum. Sarayın içinde algı başka olabilir ama sarayın dışında algı başka. Teşekkür ederim. Her dönemin firavunları oldu. Bu dönemin de firavunları var. Öyle diyeyim sadece. Ben Hatay'dan geliyorum, Hataylıyım. Öğrenciyim burada, okuyorum. Yani şöyle söyleyeyim, ben hiç memnun değilim. İstanbul'a geldim, çok pahalı. KYK bursu yetmiyor. KYK bursu alıyorum ayrıyetten, yetmiyor. Çok fahiş fiyatlar var, ben hiç katılmıyorum şahsen. Geçen iki hafta önce gittim tavuk göğsü almaya, 45 TL'ydi abi. Ben spor yapıyorum. Yani 45 TL göğüs... Yani önceden 20-22 liraya aldığım göğüs şimdi tam tamına 2 kat artmış, 45 TL. Yani adamlar utanmadan bize tavuk göğsü satıyorlar. Yani ben hiç memnun değilim. İstanbul öğrenci şehri değil. Ben bunu açıkça söyleyebilirim. İstanbul öğrenci şehri değil. Ya burada yaşanılmaz. Bize göre değil abi İstanbul. Güzel üniversite olmasa ben kesinlikle buraya hiç gelmem. Acayip şekilde fahiş fiyat var. Yani bu şekilde bunları söyleyebilirim. Yani hiç memnun değiliz. Yani abi, yani fiyatların düşürülmesini istiyoruz. Ayrıca kuzenim ev bakıyor, ev bulamıyoruz. 1+1 kiralık daire arıyoruz. Öncesinde emlakçılar ayağımıza kapanırdı abi, ev kakalamak için, bizi affedersiniz. Şimdi hiçbiri vermiyor. Kiralık dairelerin hepsi satılık. Hepsi satılık. Yok abi, yok, bulamıyoruz ya. Yani bu çok kötü durumdayız abi. Öğrenci olarak bence bu şehirde çok kötü durumdayız. Yaşayamıyoruz ya. Borç bizi aştı. Borç bizi aştı. Dalga geçiyor resmen yani. Külliyen yalan söylüyor. Her hani kendi sorumluluğu, kim sorumluluğu yani? Görmüyor mu ya? Ya da böyle bir şey niye gündeme geldi birdenbire? Bir şey var ki gündeme geldi. Niye baş edeceğiz? Ne diyor, mücadele edeceğiz diyor. Bizzat ben ilgileneceğim dedi. Sabah ben de izledim. O zaman bu lafları niye söylüyor madem yok meclis? Ha, ben de işçiyim. Zoraki geziyoruz yani. Yol parası dünya para. Marketler zaten aldı başını gidiyor. Yani hepimiz mi yalan söylüyoruz yani? Şurada 500 kişiye sorun, 470'e aynı şeyi söyler yani. Böyle bir oran varken demek ki bu da var olan bir şey yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalan söylediği hakkında ne düşünüyorsun? Ne diyecek? Söyleyebileceği tek, karşısına onu söylediklerinin tam tersini söyleyen birileri olunca ne diyecek? O yalancı, ben doğrucuyum. Ama herkes görüyor neyin ne olduğunu. Ben her gün Göztepe'den Mertel'e gidiyorum Güngören'e, işe. Sırf gidiş geliş yol param 17-18 lira. Nasıl bir ucuzluk bu? Sırf yol parası yani. Nasıl geçecek? Aylığa vuruyorum, 450-500 lira sırf yol param benim yani. Maaşımdan 500 lira hiçbir şey yapmadan gidiyor. O da mı yalan? Bu da mı yalan yani? Bir bilet olmuş 6-7 lira metrobüs bileti. Her şeye zam, suya zam, elektrik zaten özelleşti. Her ayda 2 defa geliyor artık. Doğalgaz normalde kışın 15-20 lira gelirdi. Alın bugün gelmiş 75 lira. Nasıl olacak yani? Sırf yazın yani. Sırf bu
mutfağa dönen, mutfakta yanan gaz sadece bu yani. O da mı yalan? Ben şu an yalan mı söylüyorum? Çocuğum önümde. Çıkıyoruz alın böyle geziyoruz geri gidiyoruz. Ne bir şey alabiliyoruz, ne bir şey yiyebiliyoruz. Sadece çıkmak için çıkıyoruz evden. Kesinlikle pahalı yani. Evet, yapılan zam eridi gitti yani. Zaten o zaman işçiye yapılıyor aynı anda. Bütün her şeye, ekmekten suya, markete zaten sanki anlaşmalı gibi onlar da arttırıyor. Nasıl bir ara ev kredilerini düşürdüler, müteahhitler evleri ikiye katladı yani. Hiçbir anlamı kalmadı indirimin. Bu da öyle bir şey yani. Daha bize gelmeden ne asgari ücret kalıyor, ne bir şey kalıyor. Aldığımız maaş da zaten asgari ücret bir tek üst üsteyim yani. Kat kat bir para almıyoruz ki biz 10 lira, 15 lira aylık alsak zaten bu şekilde konuşmayız. Ama buna rağmen hani onlar yalancı, ben de 19 yıldır o var. Hala diyor ki mücadele edeceğiz enflasyonla. Ulan 19 yıldır niye etmedin yani madem? Yani başkası mı vardı? Sen vardın gene. Hala verin etkiyi, görün yetkiyi, verin yetkiyi, alın etkiyi. Çocuk kandırır gibi insanlara dalga geçiyor. Başka hiçbir şey değil yani bana göre. Ki dediğim gibi şurada sorsanız büyük yüzde aynı şeyi söyler. Sırf buradan Kadıköy diye değil yani. Her semte gidin, annem benim Zeytinburnu'nda oturuyor. Ona gidiyorum, orası da aynı yani. Hani o yüzden kimse yalancı demesin, bir aynaya baksın. Ne desek boş. Dediğim gibi 19 yıldır onlar olduğu için onlar hani pahalılıktan haberi yok mu? Hiç mi onun bakanı yok? Hiç mi bir danışmanı yok? Hiç mi bir şey yok? Abi bu adamlar zor geçiniyor yani. Sen hiç görmüyor musun yani? Bir ekmek olmuş 2,5 lira. Ekmek ya, kuru ekmek. Hep o devam etsinler simitle. Simite bile vursan asgari ücreti geçiyor yani. Al 4 kişiyiz. Her gün 4 kişi, her gün 4'er tane, hani birer tane yesek 4, 8, 12 simit. Bir simit bile 2-2,5 lira. Gelsin bakayım. Neyle alacak o simidi? Çayı, onu kuru kuru mu içecek, ayran içecek, onu da katsın. Asgari ücreti bile geçiyor simit hesabı sırf. Faturayı geçiyoruz yani. Ekonomi gayet iyi. İnsanlar aç değil. İnsanlar lüks yaşamak istiyor. Lüks hayat yaşıyor. Mesela bir kafe adam 8,5 milyon eleman alıyor. Adamlar iş beğenmiyor. Niye? Millet lüks hayat istiyor, lüks yaşamak istiyor. Hani eskiden bir aile, 5-6 kişilik bir aile, 150 metrelik bir eve sıkıyordu. Şimdi bir çifti 150 metrelik bir eve sığdıramıyorsun. Bu doğru mu? Doğru. Ha, insanlar nasıl lüks hayat istiyor? Lüks hayat istedikleri için zorluk geliyor. Herkes yorganına göre ayağını uzatsa bu durum olmaz. Gayet ekonomi her şey iyi. Cumhurbaşkanının şu ana kadar yaptığı her şey de gayet iyi ve mükemmel. Ha, Cumhurbaşkanını kötüleyenler kötülüyor zaten. Sevmedikleridir. İyi diyen de var, kötü diyen de var. Kötü diyen sevmeyenlerdir zaten. İyi diyenler doğru konuşanlardır. Ya en basit olarak şunu söyleyeyim. Ben yurt dışından gidiyorum şu an. Dolar burada gerektiğinden fazlasıyla yüksek. Ben hani bir Amerikalı olarak bile buraya giriyorum. Hani bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Yani ekonomiyi kötü buluyorsunuz. Peki ne hangi kötü dönemlerde giriyorsunuz Türkiye'ye? Her 4-5 ayda bir geliyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'yi aslında hasretle özledikleri gibi bir kavram var. Siz de gerçekten onu hissediyor musunuz? Yani kıskanıyorlarsa çok güzel bir kültürümüz var yani. Yemekler güzel, insanlar çok hoş yani. Ben de kıskanırdım Alman olsam. Peki, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Hayat çok güzel. O kadar. O kendi görüşü, halkın görüşü şu. Döviz yükseliyorsa, çeyrek altın alınamıyorsa, düğünlerde takılamıyorsa bu gerçeğe yansıtmıyor demektir. Bu inandırıcı değil. Kusura bakmayın. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı acaba? Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Ayrışmaya değil. Yorulduk. Harbiden yorulduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü açıklamasında fahiş fiyat arttırmanın olmadığını, halkın ekonomiden gayet memnun olduğunu söyledi. Siz bir vatandaş olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Biz açıkçası uzun bir süredir ev arıyoruz. Ve bu evlerin uçuk fiyatlarda olduğunu bizzat kendimiz tanık oluyoruz. Eğer siz üst mertebelerde yaşıyorsanız alt tabakayı anlamamanız gayet normal. Eğer bakmasını bilmiyorsanız da görmüyorsunuz demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer bulduğu her yerde kendisine ait bir yer yapmak yerine normal tabakada daire tutmasını bilseydi, normal maaşla yaşam nasıl bir şey olduğunu öğrenmek isteseydi halkın içine iner ve bizim sorunlarımızı ve bizim aldığımız maaşla kiralar artışını işte o zaman belki de kendi gözüyle görebilirdi. Ama bir ülkenin Cumhurbaşkanı böyle diyorsa biz vatandaş olarak ne diyelim bilmiyoruz. Vallahi Erdoğan kendi pencerede baktığı için
Her şey söyleyebilir. Bir aşağı insin, vatandaşın yanına insin. Bir bakalım vatandaş ne diyor. Biz günlük geçimini zor yapıyoruz. Günlük ekmeği yemeyi zor buluyoruz. Ama Erdoğan sadece kendi pencerende bakıyor. Size göre yani fiyatlar falan var yani şu an. Ya tabii ki de var yani, millet hepsi aç. Millet geçimini zor yapıyor. Yani sadece öyle demekle olmuyor. Yapmak lazım, uygulamak lazım. Vallahi ekonomi yerlerde kim iyi diyor bilmiyorum. Onlar kendilerine göre çok ekmek nasıl havlat zaten. Onlar da açıklama yapamıyor artık. Emeklilerin durumu ortada. Çarşıya, pazara gidiyorlar mı bilmiyorum da. Herkes yani şu anda çok şey durumda. Ben bir incir alayım dedim. 31 lira dedi. Şaşırdım. İlk defa hayatımda 31 lira inciri görüyorum. Yani insanlar et falan yemiyor ki. Yemin ediyorum yemiyorum. Lüks oldu. Yok ya, yok ya. Ne eskiden kuru fasulye falan bilmem ama bunlar gariban yemedi, şimdi hepsi zengin yemeği oldu. Şeyleri de sıfırlamışlar, gümrükleri, bakliyatları falan, ama ne yaparlarsa yapsınlar yani. Şu anda durum iyi değil yani. Tarım bitti, tarım mı kaldı? Bence o Ali Ekber diye bir arkadaş var, yazar. Onu dinlesinler, çok iyi olur. O adam 10 numara açıklamalar yapıyor. Memleketin yani tarımsal açıdan her şey seriyor ortaya. Onları dinlemelerinde fayda var. Zaten bizim Tarım Bakanı yani Allah'lık. Vallahi halk perişan durumda, ne bileyim yani, çok fiyatlar arttı falan, vallahi biz yurt dışından geliyoruz. Normal değil ya, bu halk nasıl yaşasın bilmiyoruz vallahi. Nereden geliyorsunuz acaba? Biz Belçika'dan geliyoruz. Yani bizim için sıkıntı yok. Bizim 1 euro olmuş 10 TL, yani bizim için sıkıntı yok. Biz geliyoruz yani, vergimizi veriyoruz. Onu bazılar diyor gurbetçiler böyle falan diyor da, biz 10 lira getiriyorsak 2 lirası vergiye kesiliyor yani. Başka ülkede mi yiyelim? Sonra bizi beğenmiyorsunuz. Yalan mı ama? Çoğu öyle diyor yani gurbetçilerin hakkında. Yani başka ülkeye gidelim. Biz de acıyorsun yani durumunuzda, ama yapacak bir şey yok yani. Değişmesi lazım yani. Biz de taraftarız yani. Değişmesi lazım da yapacak bir şey yok. Peki şey sorayım size. En son oy kullanıyor muydunuz Belçika'da? Ben kullanmıyorum. Şahsen ben kendi adımı kullanmıyorum. Çünkü ben bu memlekette yaşamıyorum. Ben Belçika'da oyumu kullanıyorum. Belçika'da oyumu kullandığım için, oradaki hizmetlerden yararlandığım için memnun olmadığı zaman başka partiye veriyoruz. Ama burada ben kullanmıyorum. Şahsen kullanmıyorum yani. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı acaba? Yok yani, turistleri de genelde İstanbul'da geçirirler yani. Taksiciler olsun, oranızda adamları taksimetreyi bile açmıyor yani. Geçirir adamlar. Evet, Türkiye çok değişti gerçekten. Çok değişti valla. Evet. Yapacak bir şey yok. Tabii ki de fiyatlar yüksek. Bunu %100 kabul ediyorum. İnsanlar yanılsın diye, bana göre, benim kendi şahsi fikrim, İnsanlar yanılsın diye bence dışarıdaki devletlerin buradaki insanları pohpohlayıp fiyatların, para gönderip fiyatların yükselmesine sebep oluyorlar. Ve bence en büyük sebep zaten AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmesi. Zaten burada amaç bu. Yani böyle ben asgari ücret 2800 lira oldu. 2800 lira olduğu zaman dedim ki aman yarabbim iyi oldu. Kendi kendime. 4 ayda yok oldu gitti. Ben şimdi kendi kendime diyorum ki nasıl oldu bu? Yani devlet mi buna işte bütün her şeye zam gelsin, bütün her şey böyle yükselsin, Recep Tayyip Erdoğan mı istedi bunu? Hani böyle düşündüğüm zaman, bir de geçmişte sürekli zam, sürekli zam, sürekli ölü, sürekli terör, sürekli terör. Bunları düşündüğüm zaman bu işin içerisinde bir oyun olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki sabretmek lazım. 17 senede çok şeyler yapıldı. Yani zor olanı başarmak üzereyiz. Ama tabii ki de inanılmaz bir ittifakın karşısında Recep Tayyip Erdoğan, bana göre. Yani acayip yapılanma, acayip algı operasyonunu beceriyorlar. Bunun karşısında gerçekten savaşıyorlar yani Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için. Ama ben de diyorum ki, ben de bak inan 3000 lira maaşa çalışıyorum. Ama ben hastanelerde geçmişte babamdan, annemden, dedemden yaşadığım örneklerden şimdi yola çıkıyorum. Ya Rabbi yani her şey bu fiyatların dışında her şey yerli yerinde ve güzel bana göre. He. Pahalı mı pahalı? Ben size teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben diyorum ki Allah devletimize zeval vermesin. Hep beraber olalım, bir olalım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapalım. İnsanların, bu dış devletlerin
oyununa gelmeyelim kardeşim. O kişiden kişiye değişir yani. Yani ben kendimden örnek vereyim. Şu an gelir gider düzeni dengesiz mesela. Bizim iş yeri günlük 25 lira yemek parası veriyor. Ama bugün bir but 29-30 liraya satıyorlar. Yani gelir gider dengesinde bir sıkıntı var. Yani onu hangi kesime göre söylüyor onu bilemeyiz tabii de. Yani karışık durumlar yani. Fahiş fiyat artırımının olup olmadığı bir kişinin söylemiyle ortaya çıkmaz. Çok ekonomi bunu araştıran bir bilimdir. Ve arttı. Enflasyon falan var. Zaten millet de hissediyordur bunu. Cumhurbaşkanımız bizim çok değerli bir konum. Sonuçta biz Türk'üz ve liderimiz. Ama biraz gerçekçi olmamış söylediklerim. Siz memnun musunuz ekonomiden? Hayır değilim.